Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı sayfa 62 cevabı ise önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular, hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı sayfa 62 cevabı 1. Nasıl özgür ve özerk bir vatandaş olabiliriz? Bunun faydaları nelerdir? Cevap: yasal yükümlülüklerini yerine getirerek başkalarının özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde özel hayatını yaşayan vatandaş, özgür ve özerk bir vatandaştır. Birbirimize karşı gelmeyerek ve saygılı olarak olabiliriz, bu da ülkemizin daha da gelişmesine yardımcı olabilir. İkinci, vatandaşlarının çoğu özgür ve özerk davranan bireylerden oluşan bir toplumda hak ve özgürlüklerin kullanımı nasıl olur? Belirtiniz. Cevap: herkes birbirine saygılı, birbirinin hak ve özgürlüklerine duyarlı bir toplum ortamı oluşmuş olur. Bu da o toplumun ilerlemesine katkı sunar. Biz vatandaşlar olarak anayasada olsun, törede olsun özgür insanlarızdır. Bunun gereği de haklarımızı da başkalarını rahatsız etmeden yapmalıyız. Başkaları da bizim hakkımızı yerse bu konuyu mahkemeye karşı yürütüp özgürlüğümüzü kanıtlayabilir veya kullanabiliriz. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Matbaacılık Ders Kitabı sayfa 62 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.